Yeni promo geldi. Bir yeni promoyu inceleyelim. EA zaten tanıtmamızı istiyor. Yeni promonun tanıtımı burada. Bir bakalım ona. Türkçesi üçlü tehdit demek. Bu promodaki avantaj şu işte. Şu üçünü bir anda kullandığında ya da buna benzer şekilde kullandığında kimyalanıyor. Paris, Lig 1, Fransa. Amaç kimya değil, evet, amaç kimya değil. Bir kartları inceleyelim buradan. Evet, Parisli. Bu kartın informu bile çok iyi. Baya güzel olmuş. Kartlar burada görüyorsunuz. Hero'lar da var. Hero'lara da bakacağız şimdi. Genellikle aynı takım, aynı ülke. Hero'lar da o şekilde gelmiş. Amaç kimya değil ama kimyalaması kolay kartlar. Oyuncuların playstyle'ları değişmiş. Evet. Grealish burada. Ginola dışında playstyle'lar değişmiş. Hero'lar da bu şekilde. Moriantes, Ginola, Yaya Toure. King SVC olarak geldi. Govo, Kite. Et promo bu şekildeydi. Oyuncu alırsam deneyeceğiz bugün. Selamlar. Yine bir rehber videosuyla karşınızdayım. Mesajlarınıza göre gidiyorum. En çok mesaj hangisinden gelirse onları yapmaya çalışıyorum. Diğer rehberleri de hazırlıyorum. Sırasıyla bu hafta içi bol bol rehber videosu atacağım. Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma lütfen. İzlenmelerimiz bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Beğenmeler de öyle. Emeğimin karşılığını görmek beni motive ediyor. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. T-Channer'ım, hepinizi bekliyorum. Eğlenceli geçiyor, güzel geçiyor. Oraya da gelirseniz beni mutlu edersiniz. Bu videomuzda zamanlı bitiriciliği konuşacağız. Nasıl açarsınız? Nasıl kullanırsınız? Nerede antrenman yaparsanız daha iyi olur ve hangi anlarda kullanmalısınız? Avantajı ne? Onların hepsini anlatacağım. Önce zamanlı bitiriciliği nereden açarsınız onu göstereceğim. Ayarlara geliyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz, oyun ayarları diyorsunuz. Oynanış kısmında zamanlı bitiricilik kısmı burada. Bunu açık yapmanız gerekiyor. Şimdi zamanlı bitiriciliğin bu oyundaki avantajı ne onları anlatacağım. Hepiniz şunu yaşıyorsunuzdur. Çok pozisyona giriyorsun, çok şut atıyorsun ama rakip kaleci garip garip şutlar çıkarıyor. İşte zamanlı bitiricilik burada devreye giriyor. Zamanlı bitiricilikle şutu attığında ve yeşil vurduğunda top daha isabetli ve sert gidiyor. Bu da neye sebep oluyor? Kalecinin kurtarma yüzdesini düşürüyor. Senin de gol atma yüzdeni artırıyor. Ve şöyle bir avantajı var. İyi oyuncuyla oynadığında şut attığında toplar zaten güzel gidebiliyor. Ama şutu düşük ya da orta seviye oyuncularla yeşil vurduğunda oyunun en iyi oyuncusuymuş gibi şut atıyor bazen. Diyelim 80 bitiriciliğe sahip bir oyuncuyla yeşil zamanlı vuruyorsun. Öyle bir topa vuruyor ki bazen 92-93'müş gibi şut atıyor. Zamanlı bitiriciliğin avantajı bu. Tabii şunu da söyleyeceğim. Bunu kullandığında %100 gol olma garantisi yok. Yayınlarıma gelen biliyordur. 5-6 tane üst üste yeşil doğru yerlere vurduğum şutlar bile gol olmuyor bazen. O da ne oluyor? Sebebini söyleyeyim. Oyundaki momentum. Hepinizin başına geliyordur. Son 3-4 yıldır ciddi seviyede var. Bu momentum da bunlara sebep oluyor. Rakip kaleci 99 oluyor. Senin kalecin 50 oluyor. Rakibin her şutu gol oluyor. Senin yeşil şutların gol olmuyor. Ama bu bazı maçlarda oluyor. Bu yüzden zamanlı bitiriciliği oyununa eklemen gerekiyor. Gelelim nerelerde pratik yapabilirsiniz onu göstereceğim. Birinci kısım oynamayı öğren kısmı. Buraya geliyorsun ve jiri oyunları diyorsun. Şurada ya şut kısmına geleceksin. İstediğin herhangi birinde yapabilirsin. Ya da antrenman kısmında yapacaksın. Antrenman kısmında da çok güzel bölümler var. Buralarda antrenman yapıp iyice çözmen gerekiyor. Şunu da söylüyorum. Yeşil zamanlamayı iyice çözmeden kullanmaya başlama. %100 pozisyon olur diyelim. Boş kale olur. Çok net pozisyonlar olur. Yeşil vurmaya çalışırsın. Ama yeterince antrenman yapmadığın için kırmızı ya da sarı vurabilirsin. Bu da neye sebep olabilir? %100 gol pozisyonları da kaçırabilirsin. Bu yüzden iyice öğrenmeden, el alışkanlığına, kas hafızana oturmadan kullanma. Ben de arada sarı kırmızı vurabiliyorum ama çok çok nadir pozisyonlarda. 10 şutun birinde oluyor. O da bağlantı zayıfken ya da oyuncu bazen animasyona giriyor. O zamanlarda oluyor. Kendini iyi hissettiğinde ben artık şutlarımın çoğunu yeşil vuruyorum dediğinde kullan. Ben boş kaleye bile deniyorum bazen. Şimdi ben bitiricilik rehberi de çekeceğim zaten. Orada bütün şut yöntemlerini anlatacağım. Burada sadece zamanlı bitiriciliğe yönelik konuşacağım. Her şutun farklı animasyonu var. Onu bir kere söyleyeyim. Yani her şut özel kas hafızanın oturması gerekiyor. Yukarıda bar açabilirsin. Oyuncunun üstünde bir gösterge oluyor. Yeşil zamanlı tutturdun diye sana söylüyor. Ama o hiç önemli değil. İnanın bana. Bunun kilit noktası az önce söylediğim gibi antrenman. El alışkanlığına oturması gerekiyor. Yani araba sürmek gibi düşün. Bir yerden sonra düşünmeden yapıyorsun. Refleks oluyor. Ne zaman basacağını istemsiz kontrol ediyorsun. Şimdi önce sözlü anlatımını yapacağım. Şut tuşuna bassın diyelim. Şut tuşuna bastıktan sonra oyuncun topa tam vuracağı anda bir daha şut tuşuna basacaksın. Eğer bunu doğru zamanda tutturursan
Oyuncun yeşil zamanlı bitiricilikle vuracaktır topa. Bunu da nereden anlayacaksın? Yukarıda üçgen var ya, o üçgen yeşil olacak. Çevresi yeşil olursa kenarları, yeşil zamanlı bitiricilik vurmuş oluyorsun. Her şutun farklı animasyonu var. O yüzden başta alışırken oyuncun tam topa vuracağı anda vurmaya çalış. Çok hata yap, kırmızı vur, sarı vur ama bir yerden sonra yeşil vurmaya başlayacaksın. Oyuncuların bazen çevikliğine, dengesine, vücut tipine göre değişiyor ama genellikle aynı süre içinde oluyor. Çok saniseler oynuyor. Onu da dediğim gibi yaptıkça çözüyorsun zaten. Önce normal şutta göstereceğim. Bakın barı gördünüz. O bar daralınca yeşil zamanlıyı tutturursan bu şekilde sert ve güzel gidiyor toplar. Power shoot'ta da yapabilirsiniz. Power shoot'ta nasıldı? L1, R1 şuttu. L1 aşırtma tuşu, R1 de plase tuşu. Power'da biraz daha bekliyorsun normal şuta göre. Çünkü animasyon var. Kamera yakınlaşıyor. Oyuncu topa vurması biraz daha geç oluyor. Power'da deneyelim. Bakın bekledim. Diğerine göre biraz daha fazla bekliyorsun. Topa tam vuracağında basarsan top çok sert bir şekilde gidiyor. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde. Plase ve Trivela'yı göstereceğim. Plase ve Trivela'da genellikle bekleme süresi aynı oluyor. Bunu şu şekilde de kombinleyebilirsiniz. Özellikle Trivela'da. Borrow sonrası Trivela. Onu da yeşil zamanlı vurduğunuzda toplar çok iyi gidiyor. Önce Plase'de göstereceğim. Normal şutla dediğim gibi hemen hemen aynı bekliyorsunuz. Şöyle. Tam köşeye sert ve hızlı bir Plase gidiyor. Normal vurduğunuzda top daha az falso alır, daha yavaş gider ve kalecinin tutma yüzdesi daha fazla olur. Şimdi Trivela'yı göstereceğim. Bakın bekleme süresi hemen hemen aynı. Bir daha gösterelim, gol olmadı. Şu şekilde. Trivela'yı Borrow'la da kombinleyebilirsiniz. Çok çok etkilidir. Yeşil vurduğunuzda zaten inanılmaz gidiyor. Göstereyim hemen. Çok güzel gidiyor toplar. Başka nerede pratik yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ultimate Team moduna giriyorsunuz. Ultimate Team modunda Squad Battle bölümüne geleceksiniz. Burada herhangi bir takım seçiyorsunuz. Acemi modda yapmanız daha iyi olur. Çünkü rakip üstünüze baskı yapmayacaktır ve gerçek maç ortamında yeşil zamanlıyla nasıl şut atarsınız onu pratik yaparsınız. Bakın burada gerçek maç ortamında bu şekilde şutlar deneyebilirsiniz. Bol bol deneyin. Maç ortamında yaparsanız daha iyi olur. Önce antrenman modunda yapın. Belli bir süre antrenman modunda, belli bir süre squad battle'da yapın. Bence ikisini de aynı anda yapmanız daha iyi olacaktır. Az önce anlattığım barı nasıl açarsınız onu göstereceğim. Ben çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bu iş pratik işi. Refleksine oturduğunda yapabiliyorsun. Ama başta bu şekilde öğrenmek isteyenler şunu yapabilir. Oyunu durduruyorsun maç esnasında. Şurada antrenöre geliyorsun. Antrenör açık olmalı. Burada şunu açacaksın. Zamanlı bitiricilik göstergesi. Bunu açtığında yukarıdaki bar çıkmış olacak. Ben daha iyi öğrenirim bu şekilde. Benim için daha iyi olur diyorsan burayı açabilirsin. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Antrenör kısmından açtığın zamanlı bitiricilik göstergesi ve diğer her şey Foot Champions'ta görünmüyor. Bu sene bu şekilde bir karar almışlar. Foot Champions'ta hiçbiri görünmüyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Hani ben barı açtım niye çıkmadı diyorsanız sebep bu. Bu yüzden o barı kullanmanıza gerek yok diyorum. Çünkü Foot Champions'ta görmeyeceksiniz. Ama ben daha iyi şekilde öğrenirim diyorsanız açabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar şimdi önemli noktaları söyleyeceğim. Bu işin önemli noktalarını. Yapılışını gördünüz. Yapılışı bu şekilde. Ekstra başka bir yöntemi olsa söylerdim. Her şut türüne göre dikkat edeceksin. Her şut türünde bekleme süresi saniselerde oynasın. Fark ettiriyor. Gösterdiğim yerlerde bol bol antrenman yapacaksın. Bir de şöyle bir durum var. Antrenman moduyla senin oynadığın Ultimate Team'deki online moddaki zaman süresi farklı oluyor. Nasıl? Antrenman modunda MS diye bir şey yok, Ping diye bir şey yok. Ultimate Team modunda online Foot Champions Rivals modunda oynadığında bu çok fark ettiriyor. Diyelim ki 70 MS ile oynuyorsun, 50 MS ile oynuyorsun, 40 MS ile oynuyorsun. Oynadığın MS'e göre değişiyor. Önce antrenman yapacaksın. İyice oturttuğunu düşündükten sonra Ultimate Team'de online maçlara gireceksin. Arada kırmızı vurabilirsin, sarı vurabilirsin. Bu çok normal. Çünkü antrenman yaptığın yerle oynadığın maçtaki karelenme farkı var. Onu kabul ediyorum, onu da söylüyorum. Dikkat edin buna. Onu da hallettikten sonra büyük ihtimal şutlarının çoğunu zaten yeşil vuracaksın. Free kick rehberinde de söylüyorum. Free kick'te de zamanlı bitiricilik kullan. Gol olma yüzdesi orada da çok yükseliyor. Toplar çok sert ve falsolu gidiyor. Kötü oyuncuyla bile çok klas goller atabilirsin. Bu yüzden mutlaka oyununa ekle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.